Merhabalar sevgili seyirciler, Gündem Spor'la karşınızdayız. Sevgili Uğur Meleke ile birlikte sporun gündemini değerlendireceğiz. Tabii ağırlığımız futbol. Futbolda Süper Lig'de 20. hafta tamamlanmak üzere, bugün tek maç kaldı Denizli Spor'la Göztepe arasında. Ama neredeyse yaz aylarından bu yana hep aynı şeyleri söylüyoruz. Uğur Meleke özellikle hep bunu söylüyor. Bu seneki kadar rekabetçi bir lig hiç olmadı. Hatta Avrupa'da da hiçbir ligde bizdeki kadar puan farklarının birbirine yakın olduğu bir şampiyonluk yarışı yok. Öyle değil mi Uğur? Evet, İngiltere'de çok inanılmaz bir fark var zirve ile orta sınıf arasında. Fransa ve İtalya'da öyle oldu. Biraz Almanya rekabetçi ama bizim rekabetçilik seviyemiz Almanya'nın da üzerine çıktı. Şimdi tabii dünkü sonuçlar ve önümüzdeki 3 hafta. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe, Alanya Spor ve Sivas'ın evinde oynayacağı Başakşehir maçı. Bir sonraki hafta Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor, Sivas Spor maçı. Ve belki de erken final niteliği taşıyan maçlar üst üste. Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe, Galatasaray'ın 6. hafta ligin ikinci arasında oynanacak bu maçlarda. Benim tahminim, benim düşüncem 40 ile 44 arasında 6, hatta Beşiktaş'ın da devreye girebileceği 7 takımın şöyle bir 4-5 puan içerisinde toplanacağı bir yer olacak gibi bir görüntü var. Ki Şubat sonu yaklaşık bahsettiğin yer 23. haftanın sonu. Dörtlü yarış, beşli yarış gördük. Geçen yılda, önceki yılda dörtlü bir yarış vardı ama altılı, yedili bir yarıştan söz ediyoruz. Ve bitime sadece 3 ay kala, 11 hafta kala. Herhalde bu bizim Süper Lig tarihi açısından da yeni bir şey olacak. Yeni bir şey yaşayacağız, yedili yarış. Yani bu kadar çok takımın potanın içinde olması, hedefinin olması her maça da ayrı bir hikaye katıyor. Yani hani hep şunu söylüyorduk ya, takımların bir iddiasının olması, bir hedefinin olması çok önemli. Şimdi bugün Beşiktaş'ta son alınan sonuçlarla ve Sergen Yalçın'ın gelişiyle ben bu yarışta neden olmayayım diyor. Fenerbahçe şampiyon olacağız diyor. Bugün Galatasaray, Fenerbahçe arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Ben de potadayım diyor. Sivas Spor arayı açmışken 2 hafta üst üste 5 puan kaybetti ki önümüzdeki 2 hafta Başakşehir ve Trabzonspor'la oynayacak. Belki o farklar iyice kapanacak. Belki açacak. Belki açacak. Kritik ama bu durumda çok da kolay gibi gözükmüyor. Yani bir takımın alıp gidebileceği bir ortam sanki yok gibi. Ne diyorsun? Bizim ülkemiz açısından da şöyle önemli böyle bir ortam. Türkiye'de hep söylerim, insanlar sporu sevmiyorlar, kazanmayı seviyorlar. Bir takım ikinci ligde şampiyonluk yarışı yapıyor, tribünleri doluyor. Birinci lige çıkıyor, kümede kalma yarışı yapıyor, tribünleri dolmuyor. 3-5 bin kişi oynamaya başlıyor. Çünkü biz spor sever bir millet değiliz, yarışmayı sever bir milletiz. Daha fazla yarışmacı olması ligde, 6-7 takımın şampiyonluk yarışı içinde olması aslında orta uzun vadede ticari gelirlerinizi artırır. Daha fazla bilet satarsınız, daha fazla forma satarsınız, daha fazla insan evinde izler, dışarıda izler, futbolun daha fazla içinde olur. Yani bizim ligde kaliteyi artırmak kolay değil. 10 milyar lira borçlu bir lig bu. Dünyanın en borçlu turnuvalarından bir tanesi. Ama madem kaliteyi artıramıyoruz, ekonomik kısıtlarımız var, rekabeti artırdık. Böyle enteresan bir fırsat. Hani yokluktan yeni bir yemek doğdu. Az malzememiz vardı. Yani özel bugün, bir makarna türettik. Bugün kaliteli futbol, iyi oyuncular, çok iyi ortaya konan futboldan bahsetmiyoruz ki. Ben dün Galatasaray-Kayserispor maçına gittim. Evet, sonuçta bir ara tatil, okulların tatilinin artık son günü. Herkesin evinde, şehrinde olduğu bir dönemde daha dolu tribünler bekliyordum açıkçası. Yani Galatasaray'ın da iştahlandığı, şampiyonluk potasına girdiği bir ortamda tribünlerin neredeyse yarısı boştu. Yani hala statlarda yeterince ilgi, alakanın olmayışı futbol kalitesinden kaynaklanıyor. Çünkü giden adam o futbol tatminini yaşamıyor. Ama dediğin bu noktada herkesin bir hedefinin olması, hatta bu hedef dediğimiz olay 7 takım için şampiyonluktan bahsediyoruz. Yani Avrupa'ya gitme ya da Şampiyonlar Ligi'ni kovalama değil sadece. Şampiyon olma şansı var. Ve hiç böyle bir ortam bugüne kadar olmamıştı. Galiba hani 1980'lerde olmuş, ben hatırlamıyorum. 40 yıl sonra falan herhalde ilk olacak. Kış transfer döneminde Türk futbolu 3,5 milyon euro para harcamış sadece. Bu aslında bizim alışkanlığımızın çok dışında. Hatta sattıklarımıza bakarsan yine bilanço olarak artıdayız. Yani Türk futbolu yaz transfer döneminde artıda geçti. Aldığından daha fazla sattı.
kış transfer döneminde artıda geçti. Sürekli küçülüyoruz. Süper Lig ekonomisi sürekli daralıyor, sürekli küçülüyor. Bu şekilde kaliteyi artırmak zaten çok mümkün değil. Ama madem kaliteyi artıramıyoruz, rekabet dozunu artırdık. Bu da başka bir fırsat doğurdu bize. Umarım bu fırsat Türk futbolunun yeniden doğuşu olur. Yani bu rekabet fırsatı Türk futbolunun yeni bir ekonomi yaratması anlamına gelebilir. Aslında geçmiş dönemde tabii 80'li yıllar demişken o dönemleri hatırlayan izleyicilerimiz bilir. Takımların iki tane yabancı hakkı ve genelde de o yabancı haklarını Yugoslav kökenli oyunculardan yana kullanırdı. Herkes de bir sonu içle biten iki tane yabancı olurdu. Onun dışında yerli oyuncularla bir kadro oluşturulur ve onunla bir şampiyonluk yarışına ya da ligdeki mücadeleye girilirdi. Tabii ki biraz daha dengeliydi. Ama son dönemde tabii ekonomi, hacim çok arttıkça yıldız oyuncular da geldi ülkemize. Çok önemli, çok değerli isimler geldi. Bugün daha mütevazi kadrolar. Ama bir anlamda 2-3 tane doğru transferle çok farklı etki yaratan takımları da görüyoruz. İşte Alanyaspor örneği. Evet. Değil mi? Alanyaspor da iyi bir seri yakaladı. Yani bugün şampiyonluk yarışının içerisinde bir Alanyaspor'dan da bahsediyoruz. Sadece Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor değil. Ligin ilk 4 sırasında 4. sıraya yerleşti Alanyaspor. 3 puan var zirveler arasında. 2 Yunan aldı. 1 milyon 200 bin euroya. İşi değiştirdi 2 Yunan milli oyuncu. Devre arası Gaziantep, Alexander Maksimov aldı. Sivas'a 5 tane attı. 3 golde parmağı var. Göztepe Wildsek'i aldı. Santrfor yine önemli bir takviye. Škoda'yı aldı Rizespor, Çek milli futbolcu. Aslında imkanlar dar değiştirdi. Ama arama tarama kabiliyeti güçlendi. İmkanların dar olması scouting becerisini etkiledi Türk futbolunun. Yani çok enseyi karartmamak lazım. Orada da bir enseyi karartacak hiçbir şey yok. Bence de kaliteden evet ama bir taraftan da yurt dışında iyi oyuncular da hep ihraç etmeye başladık son 2-3 yılda. İşte bu imkansızlıklar Türkiye'deki iyi yerli oyuncuların yurt dışında forma bulma şansı ve başarılı olma şansını yakaladık. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası içinde bunlar güzel. Bu hafta lejyonerlerimizden güzel haberler geldi. Dilersen son bölümde onların attığı gollerle son kısmı tamamlayalım. Bu hafta isterseniz bir İspanya'dan gidelim. Enes böyle sessiz sedasız ama gidiyor. Enes her oynadığı kulüpte, ligde takımı için önemli ve Mallorca karşısında da attığı golle 3 puanı getirdi. Çok da güzel bir gol attı Enes. Kritik de bir gol. Bu takım Valladolid, hani yakından takip etmeyenler için söyleyeyim, bir savunma takımı, bir şema takımı. Hı hı. Burada gol atmak da çok zor. 3 haftada 3 gol attı. Büyük iş. Enes iyi gidiyor. Evet, ligde 19 maçta 4 gol oldu Enes'in. Milan Verona maçında da Hakan Çağlanoğlu'nun frikikten attığı baraja çarptı ama işte o etkili frikik vuruşlarından biri Milan'ın golü Hakan'la geldi. Kupada da 2 gol attı hafta içinde. Evet. O da iyi bir rüzgar yakaladı. İlk 11'deki yerini de biraz daha, hani yeni menajer var, biraz daha sağlamlaştırdı. Ligdeki 3. golü oldu. Kupada da 2 golü var Hakan'ın İtalya'da. Ve Oğuzhan Özyakup Hollanda'ya gider gitmez. Yetiştiği yer de Hollanda değil mi Oğuzhan'ın? Doğru. Oradan gelmişti zaten. Arsenal'dan geldi ama yetiştiği ülke Hollanda. Ve Oğuzhan Feyenoord'un ilk golünü Emmen karşısında bu şekilde ağlara gönderiyor. U17 milli takımının kaptanıydı. U19'da da oynadı. Sonra Türkiye'yi tercih etti. Dick Advocaat onu normalde Feyenoord'a gelebilecek bir oyuncu değil. Büyük oyuncu ama şu anki şartlar bize böyle bir fırsat sağladı dedi. Çok onore ederek aldı. Oğuzhan umarım o enerjiyle bence iyi bir devre geçirecek. Evet, bir gol haberi de Almanya'dan. Kaan Ayhan'dan geldi. Fortuna Düsseldorf Frankfurt maçında takımının golünü atan isimdi. Maç 1-1 bitti. Kaan milli takımımız için de özellikle Fransa maçlarının yıldızı olmuştu değil mi? İki maçta da gol atmıştı. Bunlar güzel haberler. Bir parantezde ben Emre Akbaba'yı açmak istiyorum. Dün Galatasaray'ın hakikaten belki de ikinci yarı, bu akşam Limitsiz Futbol'da daha uzun konuşacağız özellikle Galatasaray'a. Bugün Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamaları vardı. Ama Emre Akbaba'nın yarattığı fark çok değerli ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Milli takımımız için de büyük bir kazanç olacak. Yani bir transfer gibi oldu Galatasaray. Doğru, milli takıma da. Değil mi? 2020'ye kesin gidecek. Pozisyonunda da çok alternatifimiz yok. Oyun kurucu pozisyonunda Emre Akbaba çok kritik bir kazanç. Çok teşekkürler Uğur Melek'e. Evet, gündem sporu tamamlıyoruz. Aslında Barcelona-Levante maçına verecektik ama onu da Limitsiz Futbol'a saklayalım. Bu gece saat gece 12'de Limitsiz Futbol akşamı, onu da hatırlatalım. Saat 12'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.